Futbolun şehirlerinde bu hafta dağlarında çiçekler açan İzmir'de Karşıyaka'dayız. Bu hafta 100. bölümümüzü çekiyoruz. Tam 100 bölümdür Futbolun Şehirleri programı sizlerle birlikte oluyor ve bu hafta Dalia'yı Karşıyaka'da diyoruz. Tabii Karşıyaka dediğimiz zaman spor kültürünün çok önemli yaşandığı bir yer burası. Futbolun yanı sıra basketbolda, voleybolda pek çok branşta mücadele eden takımlar ve onlara bağlı tutkuyla takımlarını destekleyen bir taraftar var burada. İzmir'de spor çok seviliyor, Karşıyaka'da spor çok seviliyor. Bu programda sizlere bunları aktarmaya çalışacağız. Bunun yanı sıra tabii Karşıyaka'da neler yapılır, ne yenir, ne içilir, nereleri gezilir yine bu programda izleyebileceksiniz. Karşıyaka aslında bizim için çok önemli, İzmir çok önemli. Neden? Arkamda görüyorsunuz, atamızın annesi Zübeyde Hanım'ı burada kaybettik. İzmir'de atamızla ilgili, Mustafa Kemal'le ilgili çok sayıda hikaye de var. Bunları da bu programda ekranlarınıza getireceğiz. Dedik ya 100. bölümdeyiz. 100. bölümün coşkusunu yaşıyoruz. Karşıyaka'yı gezmeye hep beraber başlıyoruz. Karşıyaka'daki ilk durağımız Latife Hanım Köşkü. Latife Hanım 1898'de İzmir'de doğuyor. İyi bir eğitim alıyor ve Üsküdar Amerikan Kız Koleji sonrasında Sorbon Hukuk Fakültesine gidiyor. Üç dil bilen, iyi eğitimli, ileri görüşlü modern bir Türk kadınını temsil ediyor aslında Latife Hanım. Atatürk'le tanışma hikayesine de geleceğiz ama öncelikle tabii ki şunu anlatmak lazım. İki köşk var Uşak Kizayda ailesinin. Biri Göztepe'de, biri de Karşıyaka'daki bu Sayfiye Köşkü. Bu köşkün önemi de bizler için biraz daha büyük aslında. Onu da yine ilerleyen bölümde anlatacağım. Atatürk'le tanışma hikayesi şöyle oluyor. İzmir işgal altındayken artık büyük taarruz öncesinde ülkesine dönmek için çok sabırsızlanıyor Latife Hanım. Ve eğitimini orada yarıda bırakıp bir şekilde dönüyor İzmir'e. Ve İzmir'in kurtuluşundan sonra da Mustafa Kemal'le tanışmak istiyor. Çünkü kolyesinde onun bir fotoğrafını taşıyacak kadar çok büyük hayranlık duyuyor ona. Tanışmak için çeşitli yolları deniyor, haber salıyor. Sonunda Karşıyaka'daki karargahında Mustafa Kemal'in onunla buluşuyor. Ve Mustafa Kemal de bu modern Türk kadını gördüğü zaman karşısında çok etkileniyor ondan. Sonrasında 20 gün kadar Göztepe'deki diğer köşkte misafir ediyorlar Mustafa Kemal'i ve ondan sonra da yolları biraz ayrılıyor ama hiç unutmuyor Mustafa Kemal Latife Hanım'ı. Sonrasında Ankara'da buluşuyorlar. Ankara'daki buluşmalarından sonra zaten aralarında bir elektriklenme başlıyor ve Zübeyde Hanım da o sıralarda Ankara'da ama rahatsızlığı biraz ilerliyor ve Mustafa Kemal onu bu köşke İzmir'e Latife Hanım'ın yanına gönderiyor. Buranın havasının iyi geleceğini düşünerek ve ne yazık ki burada Zübeyde Hanım vefat ediyor. Bu köşkün tam üstteki odalarından birinde onun kendi odası var ve odada vefat ediyor. Atatürk yaklaşık bir ay gelmiyor annesinin cenazesinden sonra işlerinden dolayı, savaş sonrası hazırlıklardan dolayı. Sonra buraya geldiğinde Zübeyde Hanım'ın mezarını da ziyaret ediyor ve Latife Hanım'la da işte o sırada burada evleniyorlar. Burada evlendikten sonra da Ankara'ya gidiyorlar. Ondan sonra bir dönem evli kalıyorlar ve boşandıktan sonra Latife Hanım tekrar buraya, İzmir'e dönüyor öncelikle. Ondan sonra da gidiyor İstanbul'a yerleşiyor ve hayatının geri kalan kısmını da İstanbul'da geçiriyor. İstanbul'da vefat edene kadar 1975 yılında ve yaklaşık 50 yıl boyunca evlilikleriyle ilgili tek bir açıklama bile yapmıyor. Çünkü onun Ulu Önder'e, Mustafa Kemal'e verdiği bir asker sözü var. O sözüne sadık kalıyor ve tam 50 yıl boyunca o evlilikleriyle ilgili hiç konuşmuyor. İlk olarak buraya geldik. Şu an köşkün içi tadilatta ama içerideki odalarda o döneme ait izleri görmek, bulmak mümkün. Kısa bir süre sonra da açılacak zaten. Dilerseniz şimdi de Zübeyde Hanım'ın kabrine gidelim hep beraber.
Zübeyde Hanım'ın anıt mezarının bulunduğu parkın içerisindeyiz şu anda. 14 Ocak 1923'te Zübeyde Hanım Karşıyaka'da vefat etti ve ondan sonrasında da hemen yakınında bulunan burada Hacı Osman Paşa Camii'nin hemen yanındaki bu parkın içerisine defnedildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaklaşık 20 gün sonra gelip annesinin kabri başında burada dua etti. Ve ondan sonrasında da burada bir anıt mezarın yapılması için çalışmalar başladı. Ama o çalışmaların başlaması İzmir Belediyesi tarafından 1938 yılına denk geliyor. Çok böyle görkemli bir mezar, anıt mezar yapılmasını istemedi Atatürk zaten hayatı boyunca. Burada sadece annemin kabrinin başına bir tane taş dikilsin ve taşın altında da Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım Efendi burada yatmaktadır yazılsın. Bu yeterli dedi. Çünkü ilk düşünülen, ilk yapılan proje biraz ona çok şatafatlı ve görkemli gelmişti. Sadece bir taş dikilmesini istedi ve onun isteği doğrultusunda 1938 yılında başlatılan çalışmalar 1940 yılında bitirildi. Ve arkamda gördüğünüz bu anıt mezar yapıldı Zübeyde Hanım için. Aslında Atatürk'ün söylediği çok önemli bir nokta daha var. Annem çocukları çok severdi. O anıt mezarın etrafına bir park yapılsın ve içinde bir çocuk bahçesi mutlaka olsun demişti. O isteği de yerine getirildi ve hemen arkada bir çocuk bahçesi var. Çocuklar da buraya sık sık gelip Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret ediyorlar. Ve çocuk parkıyla parkın içerisindeki bu anıt mezar tüm İzmirlilerin, tüm Karşıyakalıların gelip ziyaret ettiği, özel günlerde anmaların yapıldığı bir yer. Karşıyaka'da Açık Hava Arkeoloji Müzesi'ndeyiz. Burada daha önce Bostanlı'da bir parkta olan eserler yakın bir zamanda buraya taşınmışlar. Ve burada Erken Roma, Geç Roma ve Bizans döneminden eserler yer alıyor. Baktığımız zaman heykeller var, sütun başları var, lahitler var, mezarlar var. Yani arkeolojik eserler şu anda bu parkın içerisinde sergileniyor. Hemen yanında da zaten fotoğraf müzesi var. Buraya gelenler önce bu arkeoloji müzesini gezme şansı buluyorlar. Daha sonra da fotoğraf müzesine geçiyorlar. Hemen yanında da Milli Mücadele Parkı var. Dediğim gibi pek çok dönemden elde kalan eserler açık havada bir parkın içerisinde burada sanatseverlerin hizmetine sunuluyor. Geldiğiniz zaman bütün bu parkları, müzeleri bir arada Mavişehir'de, Karşıyaka'da gezebiliyorsunuz. Karşıyaka'da gezmeye devam ediyoruz. Bu kez bir fotoğraf müzesinin içerisindeyiz. Müze sorumlusu Filiz Dayan Atun yanımızda. Hem nerede olduğumuzu hem de bu müzeyle ilgili bilgileri ondan alacağız. Mavişehir'deyiz. Evet. Hamza Rüstem. Fotoğraf müzesi. Fotoğraf müzesi burası. Evet. Buranın hikayesini bize anlatabilir misiniz? Evet. 2011 yılında kuruldu. Hamza Rüstem'in torunu Mert Rüstem tarafından Karşıyaka Belediyesi'ne bağışta bulunmuş kendisi. Burada gördüğünüz fotoğraf makinalarını bir kısmı kendi koleksiyondan, bir kısmında satın alınarak oluşturulmuş bir koleksiyon mevcuttur. Çok çok eskilere kadar gidiyor galiba buradaki. Aynen öyle. En eskiler 1800'lerden. 1800'lerden başlıyor. Körüklü cama çekilen modeller. Körüklü 1800'lerden kalma makineler. Evet. Onların özellikleri ne? Cama çekiliyor. Evet, cama çekiliyor. Körük kısmı da işte şimdiki zoomlama işine yarıyor. Yakınlaştırıp ve uzaklaştırıyor. Sanıyorum Hamza Rüstem'in de kendi makinesi var. Evet, kendi makinesi var. O dönemlerde işte kasalar Burdur'da üretiliyormuş. Objektifler de dışarıdan geliyor. Diğer özel parçalara birkaç tanesini seçecek olursanız tabii çok var ama. Evet, çok var. Leica'lar var. İlk filmli makineler diyebiliriz.
Birkaç makinamız da el yapımıdır. Burada en özel makineler hangileri diye sorsam? Evet, üstten çekilen makinalarımız var. Üstten objektif kısmı üst tarafta. Onun dışında polaroidlerimiz var. Panoramik çekim yapan makinalarımız var. Benim en çok ilgimi casuslar çekti, yani casus makineler. Evet, casus makinalarımız da var. Onlar da çok minik olduğu için gizli çekimlerde kullanılıyor. Yani buraya gelenler aslında fotoğraf tarihinde evet, ne varsa hepsini görme şansı buluyorlar. Aynen. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Karşıyaka Belediyesi Milli Mücadele Parkı'ndayız. Hepimiz biliyoruz ki İzmir Kurtuluş Savaşı'nın simge şehirlerinden biri. Ve İzmir'in kurtuluşu bir bakıma Kurtuluş Savaşı'nın da kazanıldığını, bir milletin bağımsızlık mücadelesinden galip ayrıldığını bize müjdeliyordu. İzmir'de tabii ki Kurtuluş Savaşı ile ilgili çok hatıra, çok anı var. Ama buradaki Milli Mücadele Parkı'na geldiğiniz zaman 22 duvardaki 44 rölyefte tüm bağımsızlık mücadelesini görebiliyorsunuz. Atatürk'le başlıyor tabii ki gezmeye başladığınız zaman hemen ilk girişte. Ondan sonra Milli Mücadele Kahramanları ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar gelen bir dönemde olanlar, bitenler, yaşananlar ve kahramanlıklar tüm bu parkta sergileniyor. Anıları, hatıraları hatırlamakta fayda var. Milli Mücadele'yi, o mücadeleyi, Kurtuluş Mücadelesi'ni unutmamakta fayda var. Bu park bize o hatıraları bir kez daha yaşatıyor. Burası dağlarında çiçekler açan İzmir, Karşıyaka. Ve buraya geldiğiniz zaman tabii ki her köşesinde Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir şeyler bulabiliyorsunuz. Karşıyaka'ya, Mavişehir'e gelmişken bu parkı da gezmenizi tavsiye ediyoruz. Karşıyakalılar için Karşıyaka Spor Kulübü sporun ruhu demek. Aynı zamanda bir yaşam tarzı olarak sporu benimsemek demek. Kafsin kaf ruhuyla Cumhuriyet'e, Atatürk değerlerine, Türkiye'ye inanmak demek. Ve başarı demek, başarıyı hedeflemek demek. Yaşamında hem sporu var eden hem sporda başarıyı hedefleyen, her zaman zirveyi hedefleyen ve spor kimliği üzerinden milli kimliğimizi ifade eden bir kurum demek. Öncelikle Karşıyakalı olmak bir baş kaldırmaktır. Kötü gidişata, kötü düzene, kötü emellere baş kaldırmaktır. Biz semtimiz olarak ve takımlarımız olarak en büyük önceliğimiz budur. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak bu şekilde yaşarız. Bu şekilde bilinçlendirildik. Bu şekilde devam ediyoruz. Kırmızımız şehitlerimizin renginden gelir. Yeşil de semtimizin rengidir. İkisi bir arada benim için yaşam demektir. Basketbol takımımız maşallah son zamanlarda iyi gidişata başladı. Birkaç tane sakatımıza rağmen iyi gidiyoruz. Umarım sene sonunda güzel sonuçlar elde edeceğiz. Avrupa'da elensek de Türkiye Ligi'nde iyi başarılar alacağımızı düşünüyorum. Futbol takımımızın toparlanması lazım. Bildiğiniz üzere 3. ligdeyiz. Kötü bir gidişatımız var ama toparlanırız, toparlanmasını biliriz. Biz semt olarak kötü zamanlardan çok geçtik. Bundan da kalkarız. E,
Yani Karşıyaka demek öncelikle şöyle söyleyeyim. Karşıyaka demek Atatürk demek. Karşıyaka demek formamızdaki ay yıldız demek. Karşıyaka demek yeşil ve kırmızının buluştuğu bir renklerin oluşturduğu bir şehir demek. Karşıyaka camiası özellikle esnafından burada yaşayan dayanana kadar insanların içine sinmiş, onlarla bütünleşmiş bir şehir demek. Karşıyaka'yı tekrardan üst sıralarda görebilmek, gerek kulüp camiamız, gerek buradaki esnaf arkadaşlarımız, gerek burada yaşayan halk elinden ne geliyorsa bunu yapmak istiyor. Ve inşallah bunu ileriki zamanlarda mutlaka başaracağız. Yani amacımız, paydamız ortak, Karşıyaka'yı daha üst sıralarda görmek. Güzel güneşli bir kış gününde Karşıyaka sahilde gezmeye devam ediyoruz ve karşımıza bir anıt çıkıyor. Bu anıt İsveç Başbakanı Olaf Palme anısına yaptırılmış bir anıt. 1986 yılında bir suikaste kurban giden Olaf Palme'nin anısına yaptırılan insan hakları anıtı sahilde hemen gözünüze çarpıyor zaten. Sonsuza doğru akıp giden bir yol şeklinde düşünülmüş ve tasarlanmış. Hemen anıtın yanında bir başka parçası daha var anıtın. Bunda da Karşıyaka Belediyesi 1992'den itibaren vermeye başladığı, dönem dönem kesintiye uğrasa da verilen insan hakları ödülü var. Hemen arkamda görüyorsunuz insan hakları ödülü. İlk olarak 92'de Aziz Nesin'e verilmiş. Daha sonra Uğur Mumcu, Türkan Saylan gibi isimler bu ödülü almışlar. Ama dediğim gibi dönem dönem verilmiş ve günümüzde verilmiyor. Ama onların hepsinin plaketleri de bu anıtın üzerine işaretlenmişler. Dikkat çeken noktalardan biri oradaki 99 yılında Akut gönüllülerine bu ödülün verilmiş olması. İzmir'deyiz, Karşıyaka'dayız ve buraya gelmişken burada ne yenir diye sorduğumuzda herkes kokoreç dedi. Biz de kokoreç yemek için Uğur Usta'nın yanına geldik. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi kokoreç tabi buranın kültürünün önemli bir parçası. Evet. Nedir İzmir'i kokoreçte farklı kılan? Yani kokoreçte farklı kılan özellik herkesin bir rekabet içerisinde daha güzel yapma çabasından dolayı kendinin sarması, özen göstermesi ve bu ürünlerin özellikle taze elde edilmesi gerekiyor ve bunu sararken de hijyen bir şekilde sarmak, güzel bir şekilde de pişirmek gerekiyor. Yani siz nasıl yapıyorsunuz? Öncelikle biraz yapılışını anlatır mısınız? Kendiniz sarıyorsunuz. Kokoreçleri kendim sarıyorum. Yani bir havuz içerisinde, akan bir suyun içerisinde temizleniyor önce işçilik olarak. Ondan sonra bizler bunları belli oranlarda ince ve kalın bağırsak orantısını ayarlayarak içine de perde yağı dediğimiz, darp yağı dediğimiz yağını da yeterli miktarda koyarak bu şekilde sarmaya özen gösteriyoruz. Közde pişiyor. Tabii mangal kömüründe, meşe kömüründe. İzmir'de kokoreç çok seviliyor değil mi? Evet. Yani buradaki tüketim ne kadar? Çünkü nereye görsek her yerde kokoreç sarılıyor. Aslında ham maddesi ana vatanı Balıkesir fakat tüketilen en çok yer İzmir. Günler saati yeniliyor değil mi? Tabii ki. Mesela her günler saati yeniliyor. Biz saat 12'de servise başlıyoruz. Gece saat 1'e kadar, 2'ye kadar. Şimdi İstanbul'dakine göre biraz daha iri kesiliyor İzmir'de. Evet, daha iri kesiliyor. Yani aslında kokoreç ekmeğin arasında kesilen en makbuldür. Yani müşteri ekmeğin arasında kesildiği zaman gönül rahatlığında yiyebilir. Hmm. Yani biz bu şekilde tabakta da sunum yapıyoruz aynı zamanda. Ve içine domates, biber karıştırmıyoruz. Hayır, karıştırmıyoruz. Yani bence de en doğrusu bu aslında. Burada ne var? Burada badem ve boğazlık var. Badem, kuzunun kalın bağırsağından topladığımız bir ürün. Boğazlık ise kuzunun boğaz kısmından, gırtlak kısmından çıkan bir üründür.
Yani biz bunların ikisini beraber böyle bir karışım, böyle bir sunum gerçekleştirdik. İsteyene de böyle soğanla servis ediyoruz. Peki son olarak tabii futbolda soracağım. Çünkü burası futbolu yaşayan bir evet. yer Karşıyaka. Evet. Karşıyaka futbol takımı ile ilgili ne söylemek istiyorsun? Onları daha üst yerlerde görmek istiyoruz. Temennimiz budur. Biz de onu sonuna kadar destekliyoruz. Karşıyaka'yı gezmeye devam ediyoruz ve bir anıtın önündeyiz. Bu anıt Karşıyaka'nın tarihindeki en önemli iki futbolcu adına dikilmiş bir anıt buraya. Gode Cengiz ve Erol Baş, 1970 yılında kazanılan şampiyonluğun en önemli mimarları ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün de futbolunda efsaneleri. Onların adına dikilmiş bir anıt bu. Doktor Bülent Seren tarafından zaferlere emek verenler ve tüm Karşıyakalılara armağan edilmiş ve heykeltıraşı da Ozan Ünal. 2009 yılında dikilen bu anıt aslında Karşıyakalıların da bir nevi buluşma noktası. Burada buluşup buradan maçlara gitmeyi tercih ediyor Karşıyakalılar. Ve işte iki futbolcu şampiyonluk kupasıyla burada poz vermişler. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ile birlikteyiz. Karşıyaka'yı konuşacağız tabii ki. Aslında Karşıyaka dediğimiz zaman biraz da Kurtuluş Savaşı yıllarına gitmemiz gerekiyor sanırım. Kuruluş amacıyla başlayalım ve biraz da tarihçesinden bahsederseniz. Karşıyaka Spor Kulübü derken spor kulübünün biraz altını kalın harflerle çizmek lazım. Biz sadece bir futbol kulübü, basketbol kulübü değiliz. Biz spor kulübüyüz. Ve çok köklü bir spor geleneğimiz var. Ama futbolla başlamışız. 1912 yılı milli mücadele yılları, evet. Zühtü Bey ve arkadaşları müthiş bir meşale yakmışlar. 109 yıl önce inanılmaz bir vizyonla bir spor kulübü kurmuşlar, bir futbol takımı kurmuşlar. Bizim için manevi değeri ve gelenekleri çok önemli Karşıyaka Spor Kulübü'nün ki bu geleneklerin başında atamız geliyor, Cumhuriyet ilkeleri geliyor. Atamız bu kulübü iki kere ziyaret etmiş. Hatta şu karşıda inşallah ileride stat olacak eski stadımızın orada zeytin ağacının altında kurulan bu kulübümüz için bir tenis maçı seyrederken ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim lafı bu topraklarda bizim 100 metre ötemizde söylenmiş bir laf. Bunun için çok gurur verici. Yani tarihimizde çok önemli şeyler var. Mesela bizde Ay Yıldız var, bizim marşlarımızda vardır. Bu Ay Yıldız atamız tarafından Türkiye'de bir spor kulübüne verilen ilk ve tek Ay Yıldız'dır. Peki burası her geldiğimizde görüyoruz ki futbol değil sadece tüm sporları tutkuyla yaşayan insanların yaşadığı bir yer. Bu tutkudan, bu takıma olan bağlılıktan biraz bahsedebilir misiniz taraftarlardan? Sayısız Türkiye şampiyonu, sayısız Balkan ve Avrupa şampiyonu çıkartmış bir kulüp. O yüzden de burada yaşayan herkesin ruhunun içine soktuğu bir kulüptür Karşıyaka Spor Kulübü. Yani spor kültürünün içine doğru oturtturduğu bir semttir Karşıyaka. O yüzden de Karşıyaka Spor Kulübü Karşıyakalılar için çok değerlidir, çok özeldir. Son olarak tabii futbola geleceğiz. Tabii ki. Futbolda son yıllarda biraz istemediğiniz sonuçlar aldınız. Hı hı. Şu an 3. ligde mücadele eden bir takım var. Şunu soracağım. Tabii ki uzun yıllarda hedef Süper Lig'dir Karşıyaka gibi bir kulüpte. Aynen öyle. Kısa vadede, uzun vadede nasıl planlar yaptınız bunun için? Son yıllarda maalesef kötü zamanlar geçirdi. Son 20 yılda iki kere küme düştü.
Yani son 20 yıldır Süper Lig'i göremedik. Diğer liglerde de birincilikte olsun, ikincilikte olsun, üçüncülükte olsun çok başarı gösteremedik. Biz denk bütçeyle, mümkün olan denk bütçeyle yavaş yavaş ama doğru adımlarla gitmeyi seçeceğiz. Bizden sonra gelenlere doğru bir yapı, kurumsal bir hafıza bırakmak istiyoruz. Bizim önem verdiğimiz yani sadece bu sportif başarılarla ilgili değil, tesisleşmeyle de ilgili, insan kaynağıyla da ilgili, altyapı tesisleriyle de ilgili. Ama bunların hepsini bir anda yapma imkanımız yok. Yani bunu söylersek biz hepsini yapacağız dediğimiz an, bunların üzerine şampiyon olacağız dediğimiz zaman bunu belki yaparsınız ama arkada enkaz bırakma riskiniz olur. Biz bu yolu kesinlikle seçmeyeceğimizi zaten 4 sene önce seçildiğimiz zaman da söylemiştik. Bu hafta Karşıyaka bölümüyle birlikte futbolun şehirlerinde 100. programımızı kutluyoruz. Sağ olsun Karşıyaka Spor Kulübü ve Karşıyaka Belediyesi de bizim 100. programımız için bu pastayı bize hazırlatmışlar. Onlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böyle köklü 110 yıllık bir kulüp 100. programda buraya yakıştı aslında. Bizim için de çok güzel bir onur. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ben hep söylüyorum ekran karşısında siz beni görüyorsunuz belki ama bu programda çok büyük emeği olan ekip arkadaşlarımı da sizler için buraya davet edeyim ve pastayı hep birlikte keselim. Buyurun arkadaşlar. Yüzüncü program pastamızı kesiyoruz. Daha nice 100 programlara diyoruz. Herkesin eline emeğine sağlık. Burada olanlar, olmayanlar, bu programa emek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Karşıyaka'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nun en üst bölümündeyiz şu anda. Burada bir müze var ve müzenin dışında da çok önemli bir fotoğraf var. 24 Haziran 1926'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kulübü tesislerinde bir tenis maçı izliyor. Kadınların oynadığı bir tenis müsabakasını izliyor. Hemen yanında İsmet İnönü var ve o maçı izlerken hepimizin kafasına kazınan şu sözü söylüyor. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim diye o sözü Karşıyaka'da bu tenis maçını izlerken söylüyor. Aynı zamanda tabii Karşıyaka'nın armasındaki Türk bayrağının da yine aynı tarihte verildiğini hatırlatmakta fayda var. Sporu çok seven, sporun her dalını izleyen, takip eden Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka'da da iki kez geldiği Karşıyaka'da da spor müsabakalarını takip etmiş. Onunla ilgili el yazması yazılar şu anda müzede sergileniyor. Burada da birer örneği bulunuyor. Evet dedik ya burası önemli. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'na buradan başlamak istedik. Şimdi aşağı inelim ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün diğer branşlarını basketbolu ve voleybolu da inceleyelim. Bakalım buradaki spor kültüründe basketbol ve voleybol nasıl bir yer tutuyor? Şampiyon olmuş bir basketbol takımı var Karşıyaka'nın. O takımın koçu Ufuk Sarıcı da yanımızda şu anda. Sen de çok uzun dönemdir buradasın. Biraz da senden dinleyebilir miyiz? Burada nasıl bir tutku var spora karşı? Şimdi tabii senin söylediğin gibi Barbaros, burada bir spor dokusu var Karşıyaka'da. Bir kere Karşıyaka'nın en büyük özelliği hani İzmir'in içinde bir semt kulübü. Semt ve bu semtte spor özellikle de basketbol öyle bir yoğun yaşanıyor ki tabii bizim sadece salt futbol veya basketbol dalımız yok. Bir sürü dalda Karşıyaka Spor Kulübü sporun içinde yer alıyor. Ama ben kendi tabii alanımla ilgili veya kendi daha fazla hissettiğimle ilgili konuşmam gerekirse aslında burada yaşamak, semtte dolaşmak sporcular için de çok zevkli. Bundan da tabii biz de hem ben hem sporcular
maç oynarken, maç yönetirken büyük mutluluk duyuyoruz. Peki şampiyonluk yaşamış bir takım dedik. Daha önce de bir şampiyonluğu vardı. İkinci şampiyonluğu da seninle yaşadı. Ki o döneme ben çok yakından şahitlik ettim. Anlattığım maçlar da var o dönem burada. Doğru. Şampiyonluk yolunda. Bu sezon için hedefleri sorayım ben. Şimdi sezonun tabii ortasına geldik. Baktığımız zaman özellikle Avrupa tarafında istediğimiz seviyede olmadı işler. Bu dürüstçe söylemek lazım. Ancak tabii sezona başladığımız kadroyla sezonu sürdürdüğümüz kadro arasında büyük dalgalanma oldu. Bu sene büyük sakatlıklar yaşadık. Ama yine sezonun sonu için Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi devam ediyor. İlk dört içindeyiz. Bu bizim için önemli. Bir kere biz buraya, ben buna inanıyorum, sporda devamlılık çok önemli. Başarıda devamlılık, sürdürülebilir devamlılık çok önemli. Bunu yapıyoruz. İlk sene, yarıda kalan sene büyük bir ihtimalle bir Avrupa kupamız olacaktı. Ama pandemiden dolayı yarı finalde kesildi. Geçen sene yine Avrupa'da bir final oynadık Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Her sene buralara aday olmak bir kere, bu sürdürülebilir başarıyı devam ettirmek önemli. Sonunda zaten bir yerde yakalıyorsun. Şimdi de Karşıyaka kadın voleybol takımı baş antrenörü Reşat Yazıcıoğlu ile birlikteyiz. Voleybol takımı olarak hedefiniz bu sene için kısa ve uzun vadede diye sorayım aslında. Mutlaka, çünkü sizin olduğunuz yerde uzun vadede plan yapılmıştır. Bu sene geçen seneki kadromuzdan 5 oyuncumuz yok. Bir takviye yapmadık. 1-2 genç takviyesi oldu. O da altyapıdan aldık. 3 kişiyi. Ve yine hemen hemen aynı mücadeleyi gösteriyoruz. Şu anda Karşıyaka kadın voleybolunun taşıyıcı direkleri belirlendi. Bunlara şartlar dahilinde nokta iki tane atış yapabilirsek zannediyorum ki Final Four ve de tekrar Sultanlar Ligi'ne çıkma periyodu çalışmaya başlayacak. Şu anda mesela takım yaş ortalamamız 19. Yani 22 yaşındaki kaptanımıza biz yaşlı diyoruz. Yani böyle bir durumdayız ama altyapımız çok genişledi. Büyük bir organizasyonumuz var şu anda. Her yönüyle komplike bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah böyle devam edecek. Peki son olarak futbol takımı ile ilgili takip edebiliyor musunuz? Neler söylemek istersiniz? Altyapının daha iyi organize edilebileceğini görüyoruz. Yavaş yavaş birkaç tane yeni değerlerle beraber bu sene bir iki kere teknik kadro değişimi oldu ama bir istikrara kavuştu şimdi diye görüyoruz. İnşallah onları tekrar playoff'ta heyecanla izleyeceğiz. Karşıyaka'da St. Helen Kilisesi'nin içerisindeyiz ve cemaatten Yılmaz Öğüt yanımızda. Kiliseyle ilgili bilgileri ondan alacağız. Öncelikle tabii çok güzel bir kilise. Tarihçesini öğrenebilir miyiz sizden? Tarihçesi 1904 yılında. Burada o zaman yaşayan daha ağırlıklı İtalyanlar tarafından, Aliotti ailesi tarafından arsası bağışlanıp ondan sonra da yapılmasını üstlenen bir aile. 1904'ten beri burası ibadethane olarak faaliyette. Evet. Peki zaman içerisinde burada restorasyon yapıldı mı yoksa ilk haliyle duruyor mu şu anda? Dışarıda zaten hiçbir şey dokunulmadı. İçeride de belki dönem dönem işte ışıklandırmayla ilgili ve boyayla ilgili. Onun dışında bir değişiklik yok yani. Peki şu anda cemaatin durumu nasıl? Eskiden daha mı fazlaydı? Azaldı mı? Pazarları, ayinler doluyor mu? Pazar günleri 30 kişi filan. Ama Noel'de, Paskalya'da, düğün veya cenazelerde tabii burada olduğu gibi doluyor yani.
Karşıyaka'daki Havra'nın içerisindeyiz. Ahavat Shalom Sinagogu olarak da biliniyor. İlk olarak 1882'de yapıldığı söyleniyor. Ve o dönem burası cemaat tarafından kullanılan bir havraydı. Daha sonrasında İzmir'deki Yahudiler şehrin diğer tarafına taşınınca, Karşıyaka'dakiler daha doğrusu, diğer tarafa geçince burası uzun bir süre kullanılmadı ve harap bir halde kaldı. Karşıyaka Belediyesi Yahudi cemaatinden buranın kullanılması için izin istedi. 2000 yılında o izin çıktı ve 2000 yılından sonra da burası hem konservatuar hem de eğitim amaçlı kullanılıyor. Tabii eski dönemden kalma, ilk yapıldığı dönemden kalma hala orijinaliyle korunan bölümleri var. En önemlisi arkamızdaki kapı, bir kanadı ulaşmış, diğer kanadı sonra bulunamamış ama aslında uygun şekilde o da restore edilmiş. İçindeki vitraylarıyla, kapı süslemeleriyle, özellikle yer karolarının güzelliğiyle dikkat çeken bir yer burası. Dediğim gibi şu anda burada bir ibadet yok ama kültür ve eğitim amaçlı kullanılıyor. Tabii İzmir'e gelip deniz ürünlerinin tadına bakmadan olmaz. Ve biz de muhteşem bir sofranın önünde bu deniz ürünlerini sizlere tanıtacağız. Cemal Özsoy'dan da birlikte. Evet. Ellerinize sağlık öncelikle. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasıldır burada Karşıyaka'da deniz ürünlerine olan? Karşıyaka'da deniz ürünleri İzmir olarak muhteşem ara sıcaklarla beraber deniz kültürünün en üst segment o bulunduğu yerdir. Mesela size deniz tanıtım yapabilirim tabii, isterseniz. Tabii. Deniz mahsulleri beğendi var. Patlıcan yatağında bütün deniz ürünleri, ahtapotlar, kalamarı, garidesleriyle beraber, patlıcanını beğendiğiyle beraber muhteşem lezzetli bir üründür. Hemen kısa kısa diğerlerine geçelim. O portakallı garidestir içinde, deniz mahsulleri mecburdur içinde. Bu çok farklı bir şey. Ananasın o ananaslı içinde. Garides direkt yerli garidesten yapılmaktadır. Muhteşem sosuyla, muhteşem ananaslarla beraber muhteşem bir kalitesi vardır. Şevketi Bostanlı levrek var, garidesli. Genelde etlisi yapılır, yenir. Evet. Zeytinyağlı mezesi de yapılır. Evet. Ama siz burada farklı bir yorum yapmışsınız. Evet. Hem levreği var onun, hem garidesi var. Şevketi Bostanlı levrek diye geçer. Dikkat ediyorsanız garidesleri de vardır. Onun yanında mesela otlar vardır bizim de yani. Otlar değil mi? Burada çok önemli bir evet, yer tutuyor. Ege'ye yani özgü mezelerin otlar. Mezelerin büyük bir çoğu otlardan. Evet. Otlardan geliyor ve çok da seviliyor. İstanbul'da bilmiyorum ama bizim İzmir'de her şeyimiz otla mevcut. Zaten Ege'de, Ege'nin özelliği o evet, biraz da. Evet. Ama yani. Siz bunları deniz ürünleriyle beraber harmanlamışsınız. Tabii harmanlamışsınız. Çünkü başka yani. Yerde görmediğim işte ananaslı, karides bunlar, gibi bunlar, ürünler var. Barbaros Bey, bunlar bize özgü ürünlerdir. Ve ben üçüncü kuşak, benden sonraki benim evlatlarım yapıyor burada bu restorancılığı. Ben de onlara balık halinde destek oluyorum yani. Ege'de malzemenin en tazesine ulaşmak kolay tabii oluyor yani, herhalde. Kendimiz ulaşıyoruz. O çok faydamız o. Yoksa ürün bulmak bu senelerde daha da zorlaştı yani. Balık olsun, ara sıcaklardaki ürünler, garidesler her geçen gün zorlaşıyor yani. Ben son futbolu da sormak istiyorum. Tabii. Karşıyaka. Karşıyakalıyız. Burası sporu çok seven bir yer. Evet. Sadece futbol değil, basketboluyla, voleyboluyla spor hep yaşanıyor burada. Buradaki spor kültüründen bahsetmek gerekirse ne söylersin? İnşallah bütün camia olarak birinci ligde görmek istiyoruz takımımızı. Ama özveriyle, belediyemiz olsun, el birliğiyle mümkün olduğu kadar ileriye atmak istiyoruz. Ama uğraşıyor arkadaşlar, başkanımız uğraşıyor. En iyi şekilde en iyi yerlere geleceğini tahmin ediyoruz yani. İnşallah iyi olacak yani. Tekrar Süper Lig'de görebilir miyiz karşılıklı? İnşallah. Çok arzumuz yani. Göreceğiz yani inşallah yani. El birliğiyle herkes uğraşıyor yani. Gerçekten çok güzel. Afiyet olsun. Elinize sağlık.
Karşıyaka Spor Kulübü 1 Kasım 1912'de Zühtü Işıl, Kadızade Zühtü Işıl, Gazi kendisi aynı zamanda tarafından arkadaşlarıyla birlikte zeytin ağacının altında kurulmuş bir kulüp. Karşıyaka Spor Kulübü müthiş bir tarihe ve geleneğe sahip, Karşıyakalılık bilincine sahip. Bu Karşıyakalılık bilinci üstünden 110 sene geçmiş olmasına rağmen hala devam ediyor. Karşıyakalılar hiçbir zaman, tabii ki başarı önemli, herkes için önemli. Biz başarılı olunca seviniyoruz, başarısız olunca üzülüyoruz. Bu herkes için öyle. Hiçbir zaman sportif başarı ön planda olmamıştır. Biz ilhamımızı Mustafa Kemal Atatürk'ün tam da Karşıyaka Stadı'nda, burada Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyaret edip anı defterine Karşıyaka Spor Kulübü'nde karşı karşıya bulunduğum gençlik iftara çok şayandır. Bu gençlik mübarecesinde istikbalin kuvvetli saadeti ne bariz görülmektedir sözünden alıyoruz. Bizim ilhamımız burası. Armasında Ay Yıldızı Mustafa Kemal Atatürk tarafından koyulan bir kulüp burası. O yüzden çok gururluyuz. Biz burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, Karşıyaka'yı yaşıyoruz. Bizim derdimiz başarılar veya kupalar değil. Bizim aşık olduğumuz konu armamızdaki Ay Yıldız. Çoğu kulüpte olmayan tarihin bizde olması. Bu üstünde bulunduğumuz topraklar gerçekleşti. Bir stat burada olduğu zaman bu stadın adı Zübeyde Hanım Stadı olacak. Zübeyde Hanım Karşıyaka Stadı olacak. Bunun vermiş olduğu farklılıklar, özellikler, Atatürk değerlerine bağlı bir kulüp olmamız bizi Türkiye'de çeşitli farklı kılan özellikler bunlar. Biz bunlardan dolayı çok gururluyuz. Biz 2015 yılından beri İzmir'de 3 ayrı statta maçlarımızı oynuyoruz. Alsancak Atatürk Stadı ve son zamanlarda Doğanlar Stadı'nda oynuyoruz. Bizim isteğimiz bu semtin bir stada sahip olması. Dediğim gibi yıllardır kendi şehrimizde deplasmanda biz maç oynuyoruz. Evet, bir söz vardır: asfaltta oynayın, kaldırımda destekleyelim. Biz gerçekten bu kulübü kaldırımda da destekleriz. Ama bu kulüp bunu hak etmiyor. Biraz önce arkadaşımın bahsettiği gibi Atatürk'ün tam olarak burada bir tenis maçını izlerken "ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözü bu topraklarda tam bulunduğumuz alanda söylenmiştir. Böyle yoğun bir tarihe sahip, sadece spor kulübü olarak değil aynı zamanda Kuvayi Milliye örgütü diyebileceğimiz, Cumhuriyet'in ilkelerine sahip çıkan, Atatürk inkılaplarını önderliğinde ilerleyen bir kulübün bir stada ihtiyacı var. Bu stadın yapılması için herkesin elini taşının bir şekilde altına sokması gerekiyor. Biz 3. ligde olmamıza rağmen elimizden gelince deplasmanlara gidiyoruz ve bu deplasmanlarda gittiğimiz şehirlerin, insanların bizi karşılaması ve gerçekten 35.5 olarak büyük bir marka olmamız, yani bunu Türkiye'nin neresine gidersek gidelim 35.5 kelimesini duyunca bütün herkesin aklına Karşıyaka geliyor. Ve deplasmanlarda Karşıyaka taraftarının büyüklüğünü ve gücünü aslında bütün şehirler görüyor. Tamamen başarı odaklı olmadığımızı, futbolu artık bir spor olarak her ne kadar kötü durumda olsa da futbolu her zaman desteklediğimizi, liglere, başarılara önem vermediğimizi, kupaları tamamen kupalara bağlı taraftar olmadığımızı her şehirde gösteriyoruz. Büyüklü küçüklü her şehirde gösteriyoruz aslında. Köy, kasaba gidebildiğimiz kadar deplasmanlara gidiyoruz. Ve burada da yine aynı şekilde Türkiye'nin Anadolu takımlarını da iyi bir şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Karşıyakalı, övünürüz tarihimize, binlerce şehit dedemize.
Karşıyaka Teknik Direktörü Erman Güreçer'le birlikteyiz. Hocam, Karşıyaka çok köklü, çok büyük bir camia. Şu an belki de çok istemediği bir noktada. Şimdi bazı şeylerin aşıldı, işte yeni bir yapılanmaya gidildiği bir durumda. Tabii geleceği çok parlak gözüküyor. Yani Karşıyaka'nın bir kere ligi de olmaz. Yani öyle büyük bir camia ki içinde şu an bulunduğu lig Karşıyaka'ya oraya konumlandıramıyorsunuz. Yani hani çok farklı bir camia olduğu için. Beklentiler de bu yönde çok büyük. Çok da zor bir camia. Herkesin çok da zor bir camia. Şimdi 5-6 yıl sonra transfer açılıyor. Tabii insanların beklentileri, camianın beklentileri çok fazla. Puan olarak bakıldığı zaman tabii şu anda o beklentiler çok uzağında kalmış vaziyette. Ama tabii dediğim gibi ya bu bir lig maratonu. Daha süre de var yeteri kadar. Biz hedeflerimizi yukarıya koyup Karşıyaka'nın hedefleri yukarıda olmalı. Koyup onun peşinden koşmaya devam ediyoruz. Burada futbol çok tutkuyla yaşanıyor. Karşıyaka taraftarını nerede oynarsa oynasın, hangi ligde oynarsa oynasın tribünlerde hep görüyoruz. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz? Karşıyaka taraftarı için futbol çok büyük bir tutku. Ve işte biz yani maçlarımızın da inşallah biraz da skorlarla da alakalı bunlar. Hani şimdi yeni stadımıza da geçtik. Atölye stadından ayrıldı Karşıyaka. Şu anda Bornova stadında oynuyoruz maçlarımızı. Hani önümüzdeki süreçte o stadı Karşıyaka taraftarını dolduracağına, o tutkuyu, o coşkuyu tribünlere yansıtacağına eminiz. Son olarak şunu soracağım. Süper Lig'de Altay, Göztepe, iki İzmir kulübü var. TFF 1. Lig'de yine iki İzmir kulübü var. Karşıyaka'yı Süper Lig'de görmek için ne kadar beklemesi lazım taraftarın? Bunu mutlaka çok kısa vadeye indirgemeden. Çünkü şu an Süper Lig'e ulaşmadığımız için önümüzde 3 tane lig var. Yani bütün bunların geçilmesi bir anda olmayacaktır. Biraz sabırla, biraz gayretle, biraz planlamayla, biraz doğru yapılanmayla. Şimdi altyapımızla alakalı da işte güzel çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. İşte futbol kulübümüz için, takımımız için bir Süper Lig'i kurma aşamasında onun çalışmalarını yapıyoruz. Yani o futbolun temelini oluşturan, futbolun organizasyonunun, organizasyon şemasının her tarafını doldurmaya çalışıyoruz ki doğru şekilde adım atabilirim diye. Tabii biz bunun belli bir zaman, belli bir süreç gerektiğini çok iyi biliyoruz. O yönden de camiamızdan da bu konuda biraz sabır bekliyoruz. Çünkü kolay olmayacaktır. Ama dediğim gibi Karşıyaka'nın hedefi hem sportif başarıyı hem de diğer yapılanmayı paralel şekilde götürmek olmalı. Karşıyaka Spor Kulübü'nün tabii ki de her zaman hedefi, her zaman Türkiye Futbol Ligleri'nde en üstte olmaktır. Bizim için de öyle, Karşıyaka taraftarı için de öyle. Herkesin dileği isteği budur zaten. Tabii ki de zamanında maddi zorluklar yaşadık. Bunların üstesinden hep beraber burada el ele vere vere, elimizi taşın altına koyarak burayı tekrar eski günlerine getirmeye çalışıyoruz. Yani şu anki konumumuz çok iyi olmasa da ama her zaman bizim inancımız sahada bir üst lig ve bunun bir üst ligin inancıyla savaşıyoruz, mücadele ediyoruz. İnşallah da sezon sonu kendimizi istediğimiz, dilediğimiz yerde bitireceğiz. Futbolun şehirlerinde 100. programı Karşıyaka'da, İzmir'de çektik. Ve dağlarında çiçekler açan İzmir'in Karşıyaka'sında gerçekten çok güzel zaman geçirdik. Umarız sizler de programı izlerken keyif almışsınızdır. İzmir bizim için çok önemli. İzmir'in kurtuluşu demek, belki de Türkiye'nin kurtuluşu demekti. Milli mücadelenin en önemli şehirlerinden biri. Bu programda tüm detaylarıyla bunları anlatmaya çalıştık. Ve tabii ki sporun, futbolun burada bir kültür olarak yaşandığı Karşıyaka, sporu çok seven bir yer. Futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, adeta tutkuyla, coşkuyla sporu yaşayan bir ilçemiz. 100. programın böylece sonuna geliyoruz ama
Tabii İzmir'de Karşıyaka'da olunca programı da şöyle kapatmak lazım. Nasıl mı? İşte böyle. Buyurun şefim. Adın yazılacak mücevher taşa.